Evet, başarısız olduk. Evimize dönüyoruz. Üzgünüz. Üzgünüz çünkü bu takım gruptan çıkabilecek kapasiteye sahipti ama çıkamadık. O yüzden hayal kırıklığı yaşamış durumdayım. Oyuncularım adına da üzgünüm. Bence çok iyi oynadılar bu akşam. Son dakikaya kadar sakatlığı da göze alarak mücadele ettiler. Gerçekten yazık oldu. Tabii 1996 ile bir paralel çizilebilir. Bu yıl buraya getirdiğimiz oyuncular turnuvanın en genç oyuncuları ve çok iyi bir gelecek onları bekliyor. Çalışma biçimleri, ekip içerisinde yarattıkları pozitif atmosfer bizi gelecek için umutlu kılıyor. Burada olanı artık bu yıl değiştiremeyeceğiz ama önümüzde başka bir süreç var. Dünya Kupası elemeleri var. Onu başarmak istiyoruz. Burada başarılı olamadık. Amacımız gruptan çıkmaktı ve bu bizim için bir başarısızlık dolayısıyla. Maalesef herhangi bir şeyi değiştiremedik o açıdan. Elimizde olan bir şey değildi. Bir sonraki soru. Yaptığı iki faulün videolarını ben izlemedim. Çok da bir şey söylemek istemiyorum görmediğim bir şeyle ilgili. Eğer videoyu izledikten sonra sarı kartın hak edildiğini düşünüyorsanız o başka. Tabii maçı etkiledi çünkü maça gelirken bir stratejimiz vardı ve maalesef bu maçı son derece etkiledi. Yani hakem yüzünden kazanamadık demek istemiyorum. Bizim Gürcistan'ı yenmemiz gerekirdi. O zaman bu maç tabii ki bambaşka olurdu. Bu turnuvada takımınızla ilgili ne öğrendiniz? Ve Dünya Kupası'na elemeleri geçip kalabilmeleri açısından ne dersler çıkardınız? Evet, üzerinde çalışacağımız şeyler var performansımızla ilgili olarak. Ama kazanma ruhu yok değil. Takım içerisinde bu mevcut. Pozitif bir enerji mevcut. Turnuvada devam edemediğimiz için üzgünüm. Edebileceğimizi düşünmüştüm. Çünkü takımda bunu hissediyordunuz. O yüzden oyuncularım adına gerçekten üzgünüm. Michal Sadiyelek bizimle birlikte olmaması gerçekten üzücü. Turnuvada yer alamadı, oynayabilirdi. Bir an önce iyileşmesini temenni ediyorum. Tabii zamanı geriye sarmak, durdurmak mümkün değil. Olmaması gereken bir şey oldu. Talihsiz bir şeydi. Patrick Şek hakeza kalecimiz de Senyek'te sakatlandı. Talihsizlik diyelim ama bunlar olabiliyor. Sabretmemiz, çalışmaya devam etmemiz, tekrar buraya geldiğimizde daha iyi olmayı ümit etmemiz gerekiyor. Burada stadyumlardaki atmosfer diyebilirim. Hepimiz bu yüzden futbolun içerisindeyiz. Benim bugüne kadar gördüğüm en güzel stadyum atmosferlerindendi. Taraftarımıza, rakip takımların taraftarlarına teşekkür etmek lazım bu atmosferi yarattıkları için. O yüzden zaten bu büyük turnuvalarda top oynamak istiyorsunuz. Bu şekilde zaten genç oyuncuları buraya getirdiğiniz takımları motive edebiliyorsunuz. Bu tecrübeyi de yaşadıktan sonra tekrar bu tecrübeyi yaşamak isteyecekler. Ve bazen bir takım fedakarlıklarda bulunmak gerektiğini de görecekler. Bu tür turnuvalara gelip burada başarı elde etmek istiyorsanız bizim için büyük bir tecrübe oldu. Ve ilave etmeliyim ki bir antrenör olarak benim için de çok güzel bir tecrübe oldu taraftarlarla birlikte. Stanyek'i sakatlandığı için çıkarmamız gerekti maça başlarken. Zaten o forma alarak maça başladı. Diğer iki kalecimiz de hazırdı. Onlar da çok çalıştılar ve gerektiğinde oyuna girip oynayabileceklerini, hazır olduklarını biliyorduk. Sadece ben karar vermiyorum tabii bir numaralı kaleci kim olacak ona. Kalecilerin antrenörü var ve Stanyek bence çok güzel bir maç oynadı. Her maçtan sonra oluyor böyle şeyler. Çok net şekilde görebiliyorsunuz. Çünkü şunu şöyle yapardım demek çok kolay. Ama maç esnasında canlı canlı tepki vermeniz gerekiyorsa, sürprizler, sakatlıklar olduğunda hata da yapabiliyorsunuz. Ben bunu kendime saklamak istiyorum.
bireysel olarak kimi tebrik edeceğim, takdir edeceğim. O bana kalsın. Bazı oyuncuları çok iyi tanımıyordum ve antrenmanlarda izleme fırsatım olmuştu. Ama gerçekten birbirlerine duydukları saygı beni kendilerine hayran bıraktı. Hakeza takım içerisindeki tavırları bence gelecek için iyi bir noktadayız. Tabii öyle de olabilir ama biz genç bir takım istedik. Oyuncuların tecrübe kazanmasını istedik. Ve gerçekten mevcut oyuncular arasından takım için en iyi oyuncuları seçtiğimizi düşünüyorum. Çek Cumhuriyeti'ndeki Çek Cumhuriyeti menşeli en iyi 26 oyuncu bu kadrodaki oyuncular. Gerçekten genç bir takım kurmak istedik. Ve takımı geliştirebilmek istedik. Bu sadece bir dönem olarak düşünmeyelim, geleceği düşünelim. Açık konuşmak gerekirse arada devre arasında konuşabildim kendisiyle. Üzülmüş durumdaydı. Başını ellerinin arasına almıştı. Kendisini cezalandırdı diyebiliriz. Hatta çok çok üzdü kendi çok en çok kendisi üzüldü. Ben faul pozisyonlarını görmedim ama muhtemelen çok da gerekli olmayan pozisyonlardı. Bilmiyorum. Açıp bakmam lazım. Şu an yorum yapmam da doğru değil. Ama çok üzgün olduğunu düşünüyorum ama yapacak da bir şey yok. Evet, doğuştan lider, Krejci bütün hocaların takımında isteyeceği türden bir oyuncu ve en pahalı oyunculardan birisi. Piyasaya baktığınızda her takımın böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Kendisini geliştiriyor, geliştirmeye devam edip harika bir lider olacaktır. Bugün tabii zor bir tecrübe oldu kendisi için. Oyundan çıkarmayı da düşündük ama maçı bitirdi. Kendisine hayranlık duyuyorum.